Yalnız bırakmam yani. Ben arkadaşımı hiçbir zaman yalnız bırakacak bir insan değilim. Arkadaşım böyle bir insan olsa bile. Hayatta bırakmaz bak, inanıyorum. Oo. Daniela Grace'le now. Oo, Dani güzel gelmiyor. Eyvah. Bana aynen, bir sıkıntı bana var. Bana böyle şey yapmaz hayatta. Hoş geldin. Merhaba. Bana hiç böyle merhaba şey yapmaz. Kanka biraz konuşabilir miyiz? Çay içer misin? Olur. Papatya çayı ver abi, sakinleştirir. Bence aşk itirafında bulunacak. Hadi yok. Tankut abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürprizin kralını yaşayacaksın bence. Öyle mi diyorsun? Bana öyle geldi. Ben de evi bastı. Dur ben camı kapatayım. Perdeleri kapatalım biz. Benim oraya ne? Hayır. Camı da kapatalım. Ya, kötü bir şey mi yaptın? Kötü bir şey mi söyledin? Ya. Kötü bir şey mi söyledin? Hayır, seninle alakalı tamam bir şey değil. Ha, ne oldu? Yapma ama. Bugün aslında moralim çok bozuktu. Biraz seninle konuşmak için geldim. Bugün Cansel'le tartıştık kahvaltı masasında ve karşımda çok bambaşka bir Cansel görüyorum artık. Tamamen bana gard almış, beni sanki düşmanıymış gibi gören bir Cansel vardı karşımda. Ben dün ne dedim sana ama burada? Eser'le bu güzel sizin halletmeniz lazım. Çünkü Cansel arada değil kalıyor. Cansel arada kalmış falan değil. Cansel şöyle bir söz kullandı, dedi ki hani Melis ile barıştılar bu arada. Gitti Melis yanağından öptü falan. Ondan sonra dedi ki işte zamanla ölçülmüyormuş dostluk. Ben neyin ne olduğunu çok iyi görebiliyorum. Her şeyi ayrıntıda gizliymiş falan dedi. Hani onca dostluğumuzu, onca onunla beraber yaşadığımız şeyin hepsini yok sayarak konuşuyor benimle. Düşmanıymışım gibi davranıyor. Ya şimdi sizin dostluğunuz bu evde ilk başlayan dostluk değil miydi? Ben mi yanlış evet hatırlıyorum? Ama o şu an bunu inkar ediyormuş gibi davranıyor. Ya bence alakası yok. Cansel öyle düşünmüyordu. Öyle davranıyor Tankut. Danicim bak. Olan olaylarda Cansel bir tarafa geçme zorunluluğunda bırakıldı gibi geldi bana. Hayır, öyle bir şey değil. Bak sen öyle görmüyorsun çünkü ben seni çok iyi anlıyorum ama onu da anlayabiliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Eğer şu anda Cansel bir taraf tutma durumunda kaldı ise, ki kaldı, bırakıldı, o hale geldi yani. Konuşmalardan ben onu anlıyorum. Hı hı. Ben sana hak veriyorum, hak vermiyor değilim. Ben objektif bakabiliyorum iki taraflı. Çünkü senin bulunduğun duruma da düştüm, öbür taraftaki duruma da düştüm hayatımda. Tecrübeler oluyor yani. Bu işi onunla çözmen lazım ki o rahatlasın. Ya şu an eser ortada yok. Eser ortada yok. Şu an Cansel bana gard almış bak, durumda. Ama kor bu. Sen sonuçta öyle bir laflar ettin ki ona zamanında. Ne i̇şte, gibi? Bak şimdi diyorum sana, onu ortada sen bıraktın. Ben işte senin gerçek arkadaşınım, eser ileride olmazsa yine dönüp dolaşacağın yer evet benimdir dediğin zaman. Çok mu anormal bak, bir şey söyledim Dani'cim, ya? Bunlar anormal böyle değil mi? Dani bak. Anormal söylemiyorsun. Fakat insanlar bazen söylediğin cümlenin içerisinden bir kelimeyi alıyorlar. O kelimeyi o kadar negatif yerlere götürüyorlar ki. Ve ona o kadar çok inanıyorlar ki sen kötü kişi oluyorsun. Evet öyle oldu. Şimdi Cansel'deki içinden oldum ve Cansel ve onun yanındaki öbür, atıyorum sana 10 kişi daha. Eminim başka insanlar objektif bakabiliyorlar. Ya ben genelleme yapıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Onlar da şunu almışlardır. Ah, acaba Dani ilişkilerini bitmesini mi istiyor? Evet öyle yansıtıyor. Ya bak Tankut, ben o gün ne yapmak istedim biliyor musun? Ya ben anlıyorum seni diyorum. Sen anlıyorsun ben ama anlıyorum tekrar bunu söylemem gerekiyor. Çünkü beni kimse anlamıyor. Bak Melis bile şu anda Cansel'le barıştı. Ve Melis gitti bahçede Cansel'le oturdu. Ve ben içeride tek başıma oturdum. Çok kötü bir his olsa gerek. Evet ve daha düne kadar Melis de aynı şekilde aynı kefedeydi. Ve ben Cansel'i anlayamıyorum. Böyle gün sadece Melis hani kötüydü, anladın mı? Oh, aslında ben Melis'e destek olmak istedim o gün sadece. Biliyorum. Melis hani yaptığı şeyden dolayı bizim onunla biliyorum gerçek dostluk neler kurmadığımızı söyledi. Dur sen bir dakika. Dur. Ben inanmıyorum ona. Sen var ya bu. Allah Allah. Why am I here? Please have a seat. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?
Perdeyi çeken içeri alıyorlar. Çek la perdeyi. Okay. Bir şey rica edeceğim. Her şey bir kenara. Yani şu anda herkes birimiz haklı, ben haklıyım yok. Sadece yaşananlar var. Elinizi abicim şöyle koyun gönlünüze. Ki elinizi gönlünüze koyduğunuz zaman içinizde hiç kötü bir niyet olmadığını ben %100 eminim. Ben gereksiz... bunları senden değil. Ben inanmıyorum. No. She's gonna tell you. Eminim konuşacaksınız. Ama şunu istiyorum. Şu da iletişim başladığı zaman hak için bir iletişim olmasın. Sadece anlayışlı bir iletişim olsun ve şu iş çözülsün. Çünkü üzülmesini kimsenin istemiyorum. Gereksiz yere hem de. Lütfen. Ne olur. Ya benim şu an zaten Cansel'e sadece şaşkınlığım, anladın mı? Bırak Cansel'e şansını. İkiniz şu anda ikiniz işinizi bitirin Adnan. Burada. Bu iş burada bitsin. Gel yer değiştirelim. Şurada bitsin işiniz. Hadi ben de ortanızda olsun. Tamam otur. Bak senin, ben tekrardan senin, söylüyorum. Sen senin de duy, tamam mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Yani senin onu söylemen benim canımı çok acıttı. Ne? Cansel'e, dostlarına ve düşmanlarına dikkat et diye. Yani Cansel benim dostum, anladın mı? Ve ben bu eve geldiğinde Eser seni gerçekten seviyor. Cansel git Eser'le ol diyen insanlar. Okay, hold it. Eser'in de canını acıtan çok büyük bir nokta var. Onu ben biliyorum. Kendi söylesin sana. İlişkisi hakkında konuştuğun zaman. Yani sen tamam dost ol, yani tamam arkadaşlarınız biliyorum da yani... Ne gerek vardı ki öyle geliyorsun işte yok o yokken biz vardık falan filan. Bir de yani çok şu son 2-3 gündür çok yıkıcı davranışlar. Sen ve Melis ve öyle gerçekten görüyorum. Yani inan bilmiyorum neden. O şekilde empoze ediyor, anladın mı ne demeye geldiğini? Bu güzel bir şey değil mi? Bir saniye. Her zaman Cansel'in yanında mı? Olacağımı söylemeye çalışıyorum aslında. Cansel'in yanında değildin. Hold on. Bir şey söylemek yani istiyorum. Yani öyle söylüyorsun ama değildin. Ben görmedim ve o da görmedi. O da hissettirmedi, ona da hissettirmedi. Ben bakabilirim, objektif bakabilirim duruma. Senin orada onunla konuşma şeklin, tarzın falan. Ben dedim ne oluyoruz dedim. Yani. Okay. Hold your thought. Hold on a sec. Oh. I want to ask you a question. Cansel'i seviyor musun? Evet. Cansel'i seviyor musun? Evet. Ha. İkiniz de Cansel'i seviyorsunuz. Ben zaten bundan eminim. Ve beni sevmek zorunda değilsin. No. Ama gerçekten kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hayır. Ama sadece... Alakası yok. Zaten Dani senin sevdiğini ben %100 eminim ve biliyorum yani. Trust öyle bir şey ki çok zor elde edilir ve çok kolay kopar. Ve bendeki o güveni sen kırdın. Ya o kadar da değil. Gerçekten kırdın. Ama ona rağmen siliyorum. Hepsini siliyorum. Şu 3 gün, 4 gün ne yaşadıysak nice. Siliyorum. Ben hadi, siliyorum. Shake hands. Umarım Cansel'le de barışırsınız. Hadi şurada bir barışır mısınız? Evet, aynen. Bizlik bir problem yok. Benim. Look, bizlik bir şey yok. Okay? Umarım Cansel'le barışırsınız ama yani... Ne gerek vardı? Her şey için ne gerek vardı? O kadar kötü durdunuz ki senle Melis orada. O kadar benim içim yandı ya. Yani bırak sizden bunun gelmesi benim içim yandı çünkü Cansel ortada. Aslında ortada değil. Cansel bence neyin ne olduğunu iyi biliyor. Ya benim anlayamadığım bir insan her şeyi nasıl bu kadar çabuk siler ya. Sabah konuşmaya çalıştım onunla. Dedim ki Cansel dedim. Her kavga ettiğinde ilk senin yanında olan kişi bendim. Ne sen bu duygu söylüyorsun? Bak hala ilk bendim. Zamanla evet. Olmuyor. Hani her şeyi bir anda nasıl Cansel silebiliyor ben ya, bunu anlayamıyorum. Dani silmemiştir her şeyi. Ya resmen düşmanıymışım gibi konuştu benimle. Bak duygu sömürüsü. Bak Melis'i şey yaptı, beni yok saydı diyor. Sen daha büyüksün Cansel'den. Bırak biraz bir nefes alma zamanı ver ona. Bırak bu büyüklükle alakası da yok. Yani şöyle, bunu hep şey yapmasınıza gerek. Experience yaşanan şeylerdendir, yaşlanan değildir. Abi bunu sen de biliyorsun. Bir kişinin ikili ilişkilerde bir şekilde alttan alması lazım. Siz gidip başka birisine konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ya işte şöyle olurdu, böyle olurdu falan. İşte biz 3 kişiyiz. Melis de var ya orada. Biz daha farklıyız. Bizde Murat da var yani. Bak hala Melis de var diyor ama eser yani bu kadar arkadaşın üzerine beni kötüleyen sen ya yani. Hala bir ya kız benden bu kadar mı rahatsızsın sen Dani ya? Benden bu kadar mı rahatsızsın? Hani ben gerçekten seni seviyorum. Ama anlamadığım şu, Melis de senin hakkında konuştu. Cansel'le alakalı. Ya yeter be! Melis sakin ol bir. Ya bitti ya! Ne yapıyorsunuz ya? Ya nereye ya? Nereye? Ya Melis, nereye gidiyorsunuz?